Arkadaşlar merhaba, Car Station kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkamda görmüş olduğunuz Alpina D3'ün tamponu söküm işlemini yapıyoruz. Tamponu söktükten sonra intercooler ölçüleri alınacak, turbolar yerinden çıkartılacak ve daha sonrasında intercooler'ı custom bir şekilde hazırlayıp aracın üzerine takacağız. Bugün Orhan abimiz bizimle, sağ olsun bizi kırmadı geldi. BMW konusunda kendisi de uzman olduğu için, kaporta konusunda özellikle uzman olduğu için o da bizimle burada yardıma geldi. Şimdi tamponu söküm işlemini gerçekleştiriyor bir yandan. Gelin birlikte bakalım BMW'nin tamponu sökülürken neler yapılıyor. Arkadaşlar şimdi aracın turbosunun söküm işlemine geçtik. Şu anda turbonun üzerindeki kurumu pisti görüyorsunuz. Alpina'nın partikül filtresi dolduğu için buraya kadar şu anda turbodan tekrar geri tekmiş. Altta bir tane daha turbo var arkadaşlar. Şöyle bir tutar mısınız? Şu gördüğünüz birinci turbomuz şu üstteki. Bir tane de şu altta bulunuyor. Şimdi ikisini birden oradan söküp alacağız. Partikülü de çıkartacağız. Burada görmüş olduğunuz kurumlardan da kurtulup Alpina'nın temizlik işlemini de gerçekleştireceğiz. Daha performanslı bir hale çevireceğiz. İnşallah hibrit turbolar takıldıktan sonra daha performanslı ve güçlü şekilde yürüyecek. Şu anda sökme işlemlerine devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi turbolardan bir tanesini söktük. Alpina'nın turbosunu çıkardık. Şöyle size kanatçıyı göstereyim. Gördüğünüz gibi şu anda çok rahat bir şekilde dönüyor. Şöyle diğer tarafı manifold kısmı. Burası da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi şu kanatçıkları daha büyük kanatçıklarla değiştirip hibrit turbo haline getirip takacağız. Diğer turbonun da sökümüne devam ediyoruz. Şu anda aracın intercooler sökme işlemi gerçekleştirildi. Turbolardan bir tanesini söktük. Biraz önce zaten biliyorsunuz intercooler'ı da dışarı aldık. Şöyle üzerindeki intercooler'ı göstereyim size arkadaşlar. Mevcut intercooler'ımız. Şöyle detaylı göreceksiniz. Şimdi intercooler'ı söktük, dışarı aldık. Şimdi ölçülerimizi alacağız. Aracın önü de tamamen sökülüyor. Söktükten sonra oraya uygun olabilecek şekilde custom bir intercooler yerleştireceğiz. Diğer turboyu da şimdi sökeceğiz, dışarı alacağız. Bakalım o işlemler nasıl gidecek. Gelin birlikte devam edelim sökme işlemine. Arkadaşlar şu anda Alpina D3'ün turboları söktük, dışarı aldık. Şimdi size asıl turboyu göstereceğim. Ben kardeşim yaklaşırsan şöyle. Asıl üzerinde olan turbo. Gördüğünüz gibi şu anki çapını görüyorsunuz. Şu giriş ağzı siz daha net anlayın diye. Şimdi şöyle kumpasla size onu da göstereceğim. Ne kadar büyük bir turboya sahibiz. İç tarafını ölçtüğüm zaman şöyle görürseniz yaklaşık 67 milim civarı. Yani şöyle net görürseniz kumpasla benim gördüğüm rakam 66 milim civarı bir ölçü var. Bu sadece emme kısmında olan. Şimdi diğer küçük turboyu size göstermek istiyorum. Şurada da bir turbonun küçük olan versiyonu. Şimdi onu da ölçeceğim. Emme ağız girişini. Şuradan bakarsak yaklaşık 50 milim civarında da bunun giriş kısmı var. Şuradaki palleri sadece şöyle ölçmek istiyorum. İç kısımdaki pallerin büyüklüğünü. Bunu da ölçersem şöyle tahmini tam içeri sokamadığım için bunu gösteremiyorum. Palleri dışarı aldığımda daha detaylı göstereceğim. Yani yaklaşık 40 milim civarı da küçük
olan turbonun büyüklüğü. Turbo cidden çok büyük. Arabada bilyalı sistem bir turbo kullanmışlar arkadaşlar. Şimdi biz bunu alacağız incelemeye. Bilyalı sistem üzerinde ne kullanabiliriz, ne yapabiliriz, bununla ilgili bir arge yapacağız. Hibrit turbo aşamasını gerçekleştireceğiz. Buradaki turbo ve buradaki turbonun giriş ve çıkışları aynı şekilde iki taraflı sorunsuz bir şekilde inşallah büyütüp aracımıza takacağız. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Gelin birlikte turbo işlemlerine başlayalım. Arkadaşlar şimdi BMW Alpina'nın turboları geldi. Turbolarının büyütme işlemini gerçekleştirdik. Şöyle size kanatların durumunu göstereceğim. Biraz daha yakına girersen şurada. Şuradaki mevcut kanatların arkadaşlar şöyle de zaten görebilirsiniz. Kanatçıkları mevcuttan daha da fazla büyüttük. Üzerindeki kanatçık sayısını arttırarak daha fazla büyütüp daha performanslı kanatlarla değiştirdik. Yine aynı şekilde diğer küçük turbomuzun da görmüş olduğunuz gibi kanat sayısı arttı. Ve onun da pervaneleri daha fazla büyütülerek hibritlendi arkadaşlar. Bu araç bir turbo. Yani çift turbomuz var. Bir küçük turbomuz ve bir büyük turbomuzdan oluşuyor. 6 silindir. Sıralı 6 silindir. Dizel 3.0 bir motora sahip. Şu anda bunun montaj kısmına geçiyoruz. Alpina D3'ün turboları hibritledikten sonra aracın üzerine takacağız. Bakalım performansı nasıl olacak. Yakıt yani akışlarını, turbo basıncını da ayarladıktan sonraki gücü nasıl olacak? Yoldaki performansını da sizler için görüntüleyeceğim. Gelin birlikte aracın üzerine montajına başlayalım. Arkadaşlar şimdi aracın turbolarının montajını yaptık. Şu anda yağını değiştiriyoruz. Yağ filtresini takacağız. Daha sonrasında da aracın yağını tamamlayıp geri kalan eksiklerini de halledip bir marş yapacağız. İlk marş çalışmayı gerçekleştireceğiz. Gelin birlikte yağ filtresini takalım. Ondan sonra geri kalan işlemleri gerçekleştirelim. Şimdi Alpina D3'ün motor aksamını, turbo kısımlarını bitirdik. Yağını koyduk, suyunu tamamladık aracın. Gerekli kontroller yapıldı. Şimdi ilk marş testini yapacağız. İlk marşa basacağız. Bakalım arabanın durumu nasıl, çalışması nasıl, hararet seviyelerini kontrol edeceğiz. Ondan sonra da aracın tampon ve intercooler montajına geçeceğiz. Gelin ilk başta bir çalıştıralım. Yaptığımız işlemlerde herhangi bir sıkıntı var mı yok mu onu test edelim. Duruma bakalım. Şöyle motoru gösterelim size.
arkadaşlar, bir müddet daha aracı çalıştıracağız. Bir hararet seviyelerini kontrol edeceğiz. Daha sonrasında da tamponu takıp araçla bir test yapacağız. Bakalım testler sonucunda arabada herhangi bir sıkıntı var mı yok mu onları görelim. Daha sonrası devamında da aracın yazılımı ile ilgili olan gerekli güncellemeleri gerçekleştireceğiz. Şu anda sağlıklı, stabil bir şekilde çalışıyor mu motor? Bizim için önemli olan o. Turbolar sağlıklı şekilde çalışıyor mu? Onlara bakacağız. Daha sonra da yazılımsal olarak güç değerleriyle artık oynamaya başlayabiliriz.